Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Neredeyiz? Yine havalimanındayız. Her zaman olduğu gibi yine bir hayat hikayesine eşlik edeceğiz. Bir evliliğe, bir buluşmaya, bir hayat, yuva kurmaya yardımcı olacağız, vesile olacağız. Nasıl derseniz, tabii ki biz kimseye, hani yanlış anlaşılmasın, eş adayı bulmuyoruz. Onlar kendileri evli kararları alıyorlar, sosyal medyadan tanışıyorlar, buluyorlar. Benimle iletişime geçiyorlar. Diyorlar ki Bekir kardeşim, işte efendim ben Sumatra'ya gideceğim. Ormanların derinliklerinde köyden bir hanımefendi alacağım. Yol bilmem, iz bilmem, dil bilmem, bana yardımcı ol. Yol arkadaşlığı ol diye destek istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Tabii ki zaman ayırdığımızdan dolayı ücret karşılığında oluyor. Bunları genelde soruyorlar ya, babanla ayrına mı yapıyorsun diye, de bunun başlığını baştan söyleyeyim, sonra yanlış anlaşılmasın. Devamında da işbirliği yapıyoruz sonuçta. Ondan sonra da işte hep beraber tekrardan yolculuğa çıkacağız. Tekrar Jakarta'ya geleceğiz. Evrak, dokümanı vesaire işlemlerine yardımcı olacağız. Kim geliyor? Zekeriya abi geliyor. Kendisiyle hemen hemen 2-3 aydır konuşuyoruz. Kendisi bileti almış. İşte Bekir kardeşim, çok kısa bir zamanım var, fazla sürem yok. İşte bir hayat hikayesi var. Gerçekten de çok dramatik. Beni etkiledi. Onun da hayat hikayesini videonun devamında izleyeceksiniz zaten siz. Şimdi onu valiz almış. Onları kontrolünü sağladık. Vizesinde efendim, pasaport kontrolünde falan hep iletişim halindeydik. Lütfen tekrar ediyorum, hattınızı yurt dışına açık yapın. Buraya gelecek arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen hattınızı yurt dışına açık yapın. Buraya geldiğiniz zaman bazen Wi-Fi'de sıkıntı olabiliyor. Pasaport kontrolünde polis bir şey sorar. Dil bilmediğinizden dolayı sorun yaşarsanız hemen polise verirsiniz. Polise ben konuşurum. Derim böyle böyle evlilik için geldi, turizm için geldi, lütfen yardımcı olun diye. Sağ olsunlar, anlayışla karşılıyorlar. Ama efendim orada bir şey soruyor, bir sıkıntı çıkıyor. Efendim işte anlamıyorlar. Sen buraya niye geldin? Dil bilmiyorsun, yol bilmezsin. Buralarda çok fazla sıkıntılar yaşanıyor. Niye geldin diye sıkıntıya girebilirler. Sahaya çekebilirler, sorguya çekebilirler. Bazı arkadaşların özellikle de dönüş bileti yoksa deport edilebilir. Otel rezervasyonunu keza onu da soruyorlar. Bunları baştan söyleyelim. Ha, Endonezya'ya gelirken nelere dikkat etmek lazım? 1- Gidiş dönüş uçak bileti. 2- Otel rezervasyonu. Başka hiçbir şey istenmiyor. Bunun da bilgisini güncel olarak sizlere aktarayım. Birazdan Zekeriya abiyle buluşacağız. Hadi devam edelim. Abim, aleykümselam. Nasılsın? Sağ ol. İyiyiz elhamdülillah. Yorulmuşsun lan. Sağ ol. Odi nasılsın? İyi misin? Çantayı alsın Odi abi. Merhaba Odi. İyiyim abi. İyiyim inşallah. Nasılsın abi? Sen nasıl? Sağ olun. Şükürler olsun elhamdülillah. Ay maşallah. İyi. Şuna bak hele. Nasıl geçti yolculuk abi? Yolculuk ya, aktarmalı olmasa fazla problem olmayacak da. He. Aktarmalı da biraz tabii. Katar'dan geldin. Evet. Pasaport kontrolünde hiç zorluk yaşamadın, yok, çok şükür. Yok. İyi, çok şükür. Biraz yoruldun. Olmadı. Röportajı yarına bırakacağız. Tamam. Sıcağı sıcağına. Tamam, yarın sağlam konuşuruz. Oldu mu abi? Tamam. Evet arkadaşlar, yarın devam edeceğiz. Abi selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Bekir'im. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah. Hoş i̇yi geldin. Değilim, iyi olsun. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Karşılamana da. İlgini alakana da geldik, havaalanından da hızlı bir şekilde Bekir'im sayesinde buradan çıktık, otelimize yerleştik, uykumuzu aldık, evet. Sabahleyin Bekir'imle de kahvaltı yaptık, şu anda iyi ve hazır vaziyette bekliyoruz. Eyvallah abi. Abi Zekeri abi, istersen birazcık kendinden bahset, çünkü birkaç evet videoda sen olacaksın, evet, beraber olacağız, yollara çıkacağız. Evet. Öncelikle biraz kendinden bahset. Nasıl bir yola çıkacağımızda ben devam edeceğim. Evet. Şimdi ben 1964 İstanbul doğumluyum. Hayatım Bayrampaşa'da geçti. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'tan emekli olduk. Ama hayatımızın tabii çalışma aşaması bizim kuşağımızdaki insanlarda çok çeşitlidir. Öyle tek hayat yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Çocukluğunda simit satmamış, su satmamış, gazete satmamış, orta halli bir vatandaş çocuğu çok bulunmaz İstanbul'da. Evet. Mutlaka aileye katkı olsun diye her, yani simit de satmıştır, maçlarda su da satmıştır, çekirdek de satmıştır. Biz de onların hepsinden geçtik ve en son işte 20 seneyi aşkın İGDAŞ'ta çalıştık ve oradan emekli olduk. İş şeklimiz böyle ama
aile evliliğimiz de, o da çok işimiz nasıl güzel en güzel şekilde bitti ama aile hayatımız çok güzel olmadı. Eşim 3 tane bebek anne karnında vefat etti. Bunlardan bir tanesi eşimin de zehirleme yaptı. Bir tane oğlum var şu anda. Allah ona sağlık, sıhhat versin, ömür versin. O kurtuldu. Onun eşi, o ölen bebek zehirleme yaptıktan sonra bizim, yani bu da bizim 80'li yıllarda başımıza geldi. Ondan sonra bir kontrollü hastane hayatı. Ama daha sonra yaklaşık 21 sene evvel mecburen artık ilaç tedavisi karşılığını görmeyince diyalize başlandı. 15 sene makine diyalizi çekti. Çok sayıda damar ameliyatı. Çalıştığım kurumda hanımıma kan vermeyen arkadaş yoktur. Ondan sonra tabii mecburen peritön diyaliz denilen şekle geçti. Ondan sonra da kadıncağız vefat etti. 2 yıl olacak 11. ayda. Rabbim inşallah çektiklerini kefaret olur, kefaret sayar. Mekanı cennet olsun. Ama hayat devam ediyor. Oğlumla biz kaldık iki insan. Bir yerde evlilik mecbur gibi bir şey. Oğlum biraz anneciydi. Oğlum da evlenmedi. Annesi o haldeyken, çünkü bizim her haftamız yani vefata kadar hastanelerde geçiyordu. Yani mutlaka bir şey oluyordu yani. Çünkü sıkıntılı bir hastalık. Kontrollü bir hastalık. Şimdi tabii o hanımın vefatından sonra biz ilk önce oğlumu evlendirmeye çalıştım. Oğlum dedi, yok baba dedi, ben dedi şu anda düşünmeyeyim oğlum, bak dedim sen düşünmüyorsun ama biz hani her halükarda bir insana ihtiyacımız var, şeyimiz var. Ben evleneceğim dedim. Oğlumdan biz izin aldık evlenme niyetiyle. Öyle yola çıktık. İlk önce kendi şeyimden, çevremden baktım. Her insanın çok değişik istekleri, duyguları var. Ondan sonra o süreç devam ederken buraya gelmeme sebep olan Nani Hanım'la mesajlaştık. Fikirleri, görünümü, yaşayış tarzı bana uydu. Ben de o tarzda bir insan arıyordum zaten. 9 aydır da yazışıyoruz. 9 aydır da görüşüyoruz. Ondan sonra evlenme kararı aldık ve nihayetinde o karar üzerinde hanımın, Nani Hanım'ın daveti üzerine buraya geldik. Bekir kardeşimizle tanıştık. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Bize bu işi nasıl kolay yapabiliriz, onun yollarını bize söyledi. Biz de o yol üzerinde yürüyüp en kısa zamanda evlenip Nani Hanım'la ülkemize geri dönmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Allah sağlık sıhhatli bir şekilde inşallah düşüncelerimizi gerçekleştirmemize vesile olur. İnşallah biz de mutlu bir hayat yaşarız diye düşünüyorum. İnşallah abi. Peki ailen bu konu hakkında ne düşünüyor? Annen, şimdi baban? Tabii annem babam, biz hanımla imtihanı bitirdik. Biraz böyle rahat ettik gibi oldu. Babamın rahatsızlığı başladı. Annemde zaten rahatsızlık vardı ama kontrollü gidiyordu ve sürekli ilaçlarını alabilip yani kendi kontrolünde yürüdüğü için bir sıkıntı olmuyordu. Ve her sene normalde 3. ayda gider, 11. ayda memleketimiz Kastamonu'nu Bozkurtluyuz biz. Hı hı. Bozkurt'ta kalırlardı. Biz de yanlarına, ben mesela senede 3-5 kere mutlaka giderdim. Hani ara ara tabii mecburen. Çünkü İstanbul'da o da kendimizi rahatlatmak açısından giderdim. Hani çünkü o hanımın olayı da stresli. Köye gidip iki nefes alma bizi rahatlatıyordu. Bu bir yıl önce babamda da sıkıntı başladı. Yani şu anda eskilerin bunama dedikleri, yeni tarzda da Alzheimer dedikleri bir olay başladı. Peşine de 4 ay evvel de bir beyin kanaması gerçekleşti. Ondan sonra tamamen babamda kontrol kayboldu ve biz ikinci bir imtihana tabi olduk ve o imtihan da şu anda devam ediyor. Orada da Allah
kolaylık versin diyoruz. Dua ediyoruz, dua da bekliyoruz. Çünkü duaya ihtiyacımız var. Çünkü çok zorlu bir süreç. İki tane hasta anne baba, bakmaya mecburuz. Yani biz başka şekilde bir şey de yapamayız. Onun için onlara da bakmak zorundayız. Orada şu anda bir ikinci bir imtihan sürecimiz var. Aynı çocuk gibiler değil mi? Şimdi yani çocuğa dur dersin durur, veyahut da biraz sertleşirsin durur, veyahut da icap ederse hani dokunursun durdurursun, ama anne baba öyle değil. Anne babaya yani hiçbir şey yani sözün üzerinde hiçbir şey yapamazsın. Yapılmaz. Biz de hep öyle gidiyoruz. Ama çok zor. Bu işi başına gelen anlar, başına gelen anlamayanlar, aynı önceden benim düşündüğüm gibi. Ben de mesela çevremden duyduğumda, işte Ahmet annesine bakmadı, işte Leyla annesine bakmadı, babasına bakmadı derlerse onları eleştiriyorduk. Ama şimdi inan zorluğunu gördükten sonra, çok zor bir olay hakikaten. Allah bakana mükafatını versin, bakamayana da kolaylık versin diyorum. Çünkü nihayetinde anne baba bakmak zorundayız hepimiz. Türkiye'de ona bir bakış açısı farklı. Hatta bir arkadaşımla böyle dertleşirken, o arkadaşım da dedi ki aslında bu işi devlet el atmalı. Bakan insanın rahatsızlanmasına zemin hazırlamamalı. Devlet onları kontrol altına almalı ve bakmalı diye bir yorum oldu. Hakikaten yani mantıklı. Devlet bu tip hastalara biraz daha sosyal devlet olması açısından elinden geleni yaparsa iyi olur gibi gözlemliyorum. Çünkü öbür türlü hareket gerçekten aile için zor. Evet. Abi çok yani üzücü bir hayatın var. Ben çok etkilendim. Başta bana anlatmıştın. Şimdi üzücü derken şöyle de bir şey örnek vereyim. Babamı arkadaşlar, çevrem bilir. Babamın başındaki saçlar bendeki saçlar kadar beyaz değil. Yani benim saçlar bembeyaz. Hep sıkıntı ve stresten saçlar bizim erkenden bu hale geldi. Ya şimdi bizim evlenmeye bakış tarzındaki yön İslami hassasiyetler. Yani biraz muhafazakar, dinini seven, dinine bağlı bir insanım. Ve o yönde bir eş arıyordum. Ve Allah'ın da yani dualarım oğluma ve kendime İslami hassasiyeti olan bir eş nasip etsin diye dualar ederdim. Çünkü nihayetinde biz zaten emekliyiz. Devlet bize zaten ölene kadar geçimimizi verecek bir şey var. Onunla da bizim geçinecek halimiz var. Onun için maddi yönünü hiçbir şey düşünmedik. Manevi yönü ele aldık. Çünkü hayatta nihayetinde gelip geçici. Hatta bir ayette der ki ikindi ile akşam arası gibi bir şey dünyada kalınan zaman. Onun için dünya geçici. Asıl kalıcı olan ahiret ve onun nasıl kişi dünyada cebinde bir geçimini sağlayacak parası yoksa, rahatsız hissederse oraya gittiğinde de ahirette de insanların kendini kurtaracak bir şey yoksa rahatsız olacaklar mecburen. Biz de bunu düşünerekten manevi ağırlıklı bir insana talip olduk. Türkiye'de birkaç yere baktık. Bazı nedenlerden dolayı olmadı ama nasip böyleymiş. Yani ben kaderime geldim. Yani kader bizi birleştirdi, kader bizi denk getirdi. Öyle inanıyorum, o da öyle inanıyor. Nane Hanım da öyle inanıyor. Yani hatta zor bir süreç, zor bir yolculuk olduğu halde biz o sebepten dolayı birbirimize evet dedik. Allah da yolumuzu açık eylesin. İnşallah mutlu oluruz. İnşallah ahireti de kazananlardan oluruz. İnşallah. Peki hani nasıl bir yolculuk bizi bekliyor? İstersen sen söyle, ben söylemeyeyim. Nasıl yolculuk derken yani nasıl, bulunduğumuz ülkeden buraya mı? Bu şu andan itibaren. Şimdi aslında sürece baktığından
Türkiye'den buraya geliş süreci bile çoğu insanı engelleyecek bir şeyi var, sebepleri var. Caydıracak. Tabii, evet. Mesafe, uzaklık, tekrar gidişler, gelişler, ondan sonra hayatın içinde her şey var, düğün, ölüm, her şey var. Onun içinde, bizim içinde. O bile engelleyecek şeyler. Ama daha biz evlenmedik. Şimdi asıl evleneceğimiz bölgeye giderken de burada, çünkü burası çok büyük bir ülke. Yani Türkiye'nin 3 katı. Daha, hatta daha büyük. Daha. Hem nüfus olarak da büyük, çok büyük. Ülke olarak da çok büyük. Gideceğimiz yerler bizim Anadolu yöresinde dağ başı dediğimiz yerlere gibi gideceğiz. Gelin almaya. Allah kolaylık versin diyorum. Bir geliş sürecini atlattık. Şimdi evlenme ve gidiş süreci var. Aynen. Allah inşallah sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bu işleri de tamamlayıp ülkemize dönmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Ben kısaca bilgi vereyim arkadaşlar. Zekeriya abi 1,5-2 ay oldu mu abi benim de iletişimim? Evet, 2 ay oldu. Zekeriya abi uçak biletini almış. Normalde ben uçak biletini almadan önce insanlarla iletişime geçiyorum. Diyorum ki bakın uçak biletini almadan benimle iletişime geçin. Evet. Nedeni de müsait olamayabilirim. Ama elimden geldiği kadar Zekeriya abiye de yardımcı olacağız. Zekeriya abi dedi ki kardeşim böyle böyle aldım bileti, zamanım yok. Hasta annem ve babam var. Durumlar vahim. Lütfen bu konu hakkında senden destek bekliyorum dedi. Ben de elimden geleni yaptım. Hem eş adayıyla hem kendisiyle gerekli işlem ve dokümanlarına yardımcı olduk. Gelmeden önce rezervasyonlar yapıldı. Ondan sonra Zekeriya abiyle beraber şimdi geldi, havalimanından aldık. Biz de yemeğimizi yedik. Ondan sonra beraber yarın Allah nasip ederse uçağa bineceğiz. İnşallah. Uçakla Allah nasip ederse Medan'a gideceğiz. Sumatra Adası, evet. Medan şehrine. Oradan Medan şehrinde özel aracımız bizi bekliyor olacak. Araçla beraber gecenin yarısı Aceh ile Medan arasındaki Amazon ormanlarının derinliklerinde kampung, yani köy bölgelerine gideceğiz. Toplam uçaktan indikten sonra 12 saatlik bir araba sürme mesafesi. Tam ormanın derinliği. Nasıl bir şeyler karşılayacak bizi? Ne tür şeyler var? Orada o bölge arasında tabii ki sıkıntılı bölgeler de var ama inşallah yolumuz bahtımızda açık olur. Tertemiz bir şekilde gider geliriz abi. İnşallah. Çay çek bakayım. Evet. Çay çek. Sen biraz streslendin. Evet. Bir de beni çevrem bilir, biraz çaycıyımdır. Evet. Hatta İGDAŞ'ta çalıştığım dönemler çaycı ilk önce hiç sormadan çayı benim masama bırakır mutlaka. Yani benim hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Masamda olmadığım, yani masamda olmasam bile yakında bir yerdedir bu. Çünkü bilirler, çok böyle çok dolanmam. Bir gittiğim yerden hemen gider gelirim. Çayımı masama bırakırdı. Evde de bir çay kendi evimde içtiysem, babama gittiysem bir çay orada da içerim. Ay canım. Ondan sonra orada babamlar uyur. Ondan sonra kız kardeşime çıkarım, bir çay da orada içerim. Öyle eve dönerdim. Vay vay. Yani biraz çaycıyız. Çek abi sen, evet. Çayını çek. Şimdi gerçekten de çok fazla sorulan sorular var. Ama ilerleyen zamanlarda, bu arada ileride bir düğün var. Düğün müziği bayağı bir yüksek çıkıyor. Videoyu kısa keseceğim o nedenle. Zekeriya abiyle alacağımız yol benim şimdiye kadarki alacağım en zorlu yollardan bir tanesi olacak. Hatta önde gelenlerden bir tanesi olacak. Neden derseniz çok uzaklara gideceğiz ve tehlikeli bölgeleri geçeceğiz. Allah'ın izniyle kazasız belasız gidip gelmek nasip olsun, dualarınızı eksik etmeyin. Peki Zekeriya abi, şey dediler mi hani Bekir Önal kim, işte sen ondan nereden iletişime geçtin, beni nereden buldun, onu da söyleyin de. Şimdi onun da hikayesi farklı. Bizim hanım vefat rahmetli etmeden, olan, evet, rahmetli olan hanım pek televizyon programlarını artık seyretmemeye, daha çok YouTube programlarını seyretmeye başlamıştı. Oradan da yine bu öğretmenlik yapan Enes İka diye bir arkadaşlar var. Evet. Onları seyrediyordu devamlı ve başka işte Kastamonu'nun yöresinin YouTube'larını izlerdi. Oradan da böyle bir şey bende başladı. Aslında daha evvel de ben Malezya ve Endonezya halkına
sıcak. Hacca babam, annem, amcam, Ziya amcam, babam ve üçümüz biz gittik hacca. Orada bu insanlara bir muhabbetim oldu. Çünkü orada gördüğüm insanlara sevgili, saygılı olan en önde insanlardı. Malezya ve Endonezya halkı. Oraya hacca gelen insanlardı. O beni etkilemişti. Peşine de hanımın bu seyrettiği programdaki Enes İka, bu da hani bir aile olarak da ben etkilendim onların tarzlarından. Hanım da onlara destek mesajları yazıyordu. Böyle de böyle gönlümde bir bu tarafa doğru bir bir meyil oldu. Sıcaklık. Yani sıcaklık oluştu. Tabii biz de hanımdan sonra o televizyonu oraya endeksli olduğu için televizyondan seyrediyordu onu. Ben de bir gün açtım gene seyrediyordum öyle. Öyle böyle derken baktım başka YouTube'lar da var. Ondan sonra hani Endonezya, Malezya falan filan derken baktım. Tabii bu iş aklıma geldikten sonra baktım. Bekir kardeşim var bu işlerle ilgili. Yani diğerleri de başka insanlar da olabilir belki ama en sıcakkanlı, ondan sonra bu işe daha profesyonel bakan bir kardeşim geldi ve hakikaten de öyle olduğuna geldikten sonra inandım yani. Bekir kardeşimiz de işte tanışmamız videolarındaki bu seyretmelerden sonra oldu. Gönlümde dedim ben bu işi madem biz bileti aldık hızlı bir şekilde yapacağız. Bunu kardeşle yapabiliriz diye hızlı bir şekilde buraya entegre olduk geldik. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Kusura bakma seni yorgun argın. Yok estağfurullah. Videolarını da çektik. Evet. Daha devamı gelecek. İnşallah. İlerleyen dönemlerde inşallah nasip olursa birkaç videoyla beraberiz. Zekeriya abiyle uzun yolculukları da sizlerle paylaşacağız. Sonrasında hızlı bir şekilde şöyle anlatıyorum. Düğün gününden önce oradayız sabah erkenden. Düğün oluyor. Evrakları alıyoruz. Akşamına tekrar yola çıkıyoruz. O kadar yol araçla devam ediyoruz. Ondan sonra havalimanına gidiyoruz. 3 gün 3 gece uyumak yok. Evet, doğru mu? Evet. Nedeni de zaman çok kısıtlı. Hızlı bir şekilde hareket edip Jakarta'ya gelmek zorundayız. Jakarta'daki işlemleri ancak o şekilde yetiştiririz. O süreci nasıl yaptık? Peki bir günde nasıl olacak? Ne yapacaksınız? Derseniz de bunun planını 2 aydır yapıyorum ben. Özellikle de sağ olsun Zekeriya abi ve hanımefendi çok anlayışlı eş adayı. Ben ne dediysem ikiletmediler. Evraklarını tamamladılar. İşte bütün işlemlere ne gerekiyorsa onları ayarladık. Hali hazırda gideceğiz. Tek yollar bizi yoracak. Evet. Oradaki memurlardı vesaire hepsiyle iletişim halindeyim. Hiçbir sıkıntı, problemim yok. Allah'a çok şükür sizlerin de dualarıyla bu işi de yüzümüze gözümüze bulaştırmadan tertemiz bir şekilde halledeceğiz. Ve mutlu mesut bir şekilde Zekeriya abi İstanbul'a evet. Gidecek. İnşallah. Nasip olur belki İstanbul'da Zekeriya abiyle de buluşuruz. İnşallah. İnşallah değil mi? İnşallah. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonuna geldik. Devamı gelecek. Fazla bekletmeyeceğim zaten biliyorsunuz arka arkaya geliyor. Zekeriya abiye ve eş adayına teşekkür ederim bana güvendikleri için. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Umarım mutlu mesut olurlar. Allah ısmarladık. Hoşça kalın. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.